Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Değerli basın mensupları, il başkanlarım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, milletvekilim, partimizin her kademedeki temsilcisi ve kıymetli Esenyurtlular, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Süreçler anlatıldı. Ben size kısaca bugün neler yaşadıklarımızı anlatmak istiyorum. Sabah saatlerinde burada buluştum. Eskişehir Milletvekilimiz Sayın Utku Çakır Özel ve Meclis Üyesi Dilek Hanım'la birlikte belediyeye bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyarete gitmek için polis barikatlarından geçtik. 2-3 barikat geçtik. Sanki bir savaş sahasına, sanki başka bir ülkeye girer gibi çeşitli yollardan geçerek belediyeye ulaştık. Belediye personeli tüm gayretiyle çalışmalarını sürdürüyor. Fakat karşılaştığımız vatandaşlarımız işlerin yürümediğini, çünkü onayların olmadığını, gerekli izinlerin alınamadığını gibi şikayetlerde bulundular. Belediyeden çıktık, esnaflarımızı ziyaret ettik. Buradaki esnaflarımız aynı şekilde cezalandırılmış durumda. Çünkü şunu söylüyorlar, sabah iş yerine geliyoruz, girmek için ilk önce derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ben burada çalışıyorum, buranın sahibiyim diye. Birisi eşlik ederek kendi dükkanımıza ulaşıyoruz. Fakat sonra akşama kadar oturuyoruz. Çünkü bize gelebilen bir müşteri yok, bize ulaşabilen kimse yok. Daha sonra Esenyurt sokaklarındaydık. Otosanayi sitesine gittik, muhtarlarımızla buluştuk, STK'lara gittik, Ardahan Kültür Evi'ni ziyaret ettik. Her yerde şu konuşmalar oldu. Başkanımıza ve meclis üyelerimize oy verenler vardı. Onlar zaten son derece kırgın, üzgün ve bu sürecin kabul edilemeyeceğini söylediler. Başkanımıza oy vermeyenler de şunu söylediler. Ya 9 ay önce devlete başvurdu. Temiz kağıdı aldı. Seçime girebilirsin dendi. O zaman niye izin verildi dediler. Başkana oy vermeyen vatandaşlarımız bile bunu sorguluyor. Diyor ki neden izin verildi, neden girdi ve neden bu duruma gelindi. Şimdi Esenyurt'ta her iki kişiden birinin oy verdiği kıymetli meclis üyelerimiz burada. Esenyurt halkı meclis üyelerimize şunu dedi. Oraya gidin, proje geliştirin, Esenyurt'u geliştirin, güzelleştirin, bizim yerimize denetleme yapın, bizim sesimiz olun. Fakat meclis üyelerimiz görev yerlerinde oturmak yerine Esenyurt Belediyesi'nin önündeki kaldırımda oturuyorlar. Burada bekliyorlar. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir demokraside böyle bir uygulama olamaz. Parti olarak buradayız. Türk insanının demokrasiye inancını kaybetmemesi için buradayız. Sonuna kadar burada olmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmiyoruz. Bu kara bulutlar elbet bir gün dağılacak ve güneş tekrar doğacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.